Ordu sporumuzun çok güzel bir zeminde oynaması için altyapıyla beraber üst yapısını hepsini değiştirdik. Atletizm pistine varıncaya kadar sıfırdan drenajıyla beraber yaptırdık. Şu anda çim oynanacak hale geldi. 16'sındaki Kayseri Spor maçında Ordu Spor inşallah açılış yapacak. İşte inşallah açılışta da Kayseri Spor'u yener. Çimin de hakkını verirler. Yani şu anda her şey tam istediğimiz gibi, hem hava şartları hem çimin yere tutması bizim için şu anda futbol oynanacak kıvama geldi. Bir sıkıntımız yok Allah'a şükür. Peki müdürüm, bu aşırı yağış, havaların yağışlı gitmesinin bunun katkısı oldu mu çimin gelişmesine? Tabii canım, şimdi bu ilk sermeye başlayacağımız zaman da 30'un üzerinde bir sıcaklık vardı. İşte Allah bize acıdı. 25 derecelere falan indi. Çimi serdik, akşam yağmur yağdı. Çim bittikten sonra da bir gün güneş bir gün yağmur olsun dedik. Bir gün güneş bir gün yağmur oldu. Tam çimin istediği bir hava şartları gerçekleşti. Şu anda da görüyorsunuz zaten mükemmel bir çim. Yarın yine biçilecek. Bu 5 veya 6. kez biçilmiş olacak. Bu da demektir ki tamamen saha hazır hale geldi demektir. İnşallah 16'sında ilk maçımızı burada oynayacağız. Peki çimin ağacı sağ olarak tamamız. Fakat geri kısımlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Tabii tabii. Şimdi bu atletizm pisti olan sahalardan bir tanesi. Atletizm pistini de yeniliyoruz. Onun üzerine kilometrimi sereceğiz. Çünkü sentetik çok pahalıdır. Bir de bu tür sahalarda sentetik kullandığımız zaman da kamyonun girip çıkması zarar verdiğinden kilometrimiyle atletizm pisti. Çünkü Ordu'da atletizm pisti olmadığı için atletizm branşında başlatacağız. Diğer atletizm pistiyle tribün arasındaki alanı da sentetik çim yapıyoruz. Yani her şeyle çok güzel bir görünüm verecek inşallah. Televizyonla izlediğimiz zaman da herkesin seve seve gelip iştahla maç izleyeceği, takımını destekleyeceği bir ortam oluşturuyoruz. Benim isteğim bütün Ordu'nun ilçeleri de dahil ilk maçta buranın hinca doldurup Ordu Spor'a full destek vermesidir diye temennim budur. Herkesi masa davet ediyoruz. Evet müdürüm, memleket Rize. Rize'de Gençlik Spor Müdürlüğü yaptınız. Evet. Rize'de de çalışmalarınızı, başarılı çalışmalarınızı gördük. Evet, buradan Rizelilere ne söyleyeceksiniz? Rizelilere ne diyeyim? Allah onlara gönlüne göre versin. İnşallah orada yapmış olduğumuz hizmetlerin artarak devam etmesini arzu ediyorum ama son 10 aydır yani bıraktığımız gibi bir yani veya o hızda bir devamsızlık gördük. İnşallah diyorum iyi olur diyorum yani dua ediyorum. Peki Rize Spor da birincilikte düşüş yaşadı. Keşke Rize Spor da aramızda olsaydı diyor musunuz? Tabii yani bir Rizeli olarak Rize Spor'un da Süper Lig'de olmasını arzu ederim ama işte yanlış politikalar neticesinde yani geçen sene eğer Akhisar maçını alsalar lig birincisi olarak çıkacaktı. Akhisar maçını kaybettiler. Playoff'a kaldı. Playoff'un neticesinde de çıkamadılar. İnşallah bu sene çıkarlar diye dua ediyorum. Zaten iki maçta da 3 puan aldılar. 4 puan aldılar. İnşallah bu sene çıkarlar. Gelecek sene Süper Lig'de mücadele ederiz. Ama ben Ordu Spor inşallah bu sene hem bu sahanın şeyiyle, bereketiyle diyelim. Avrupa kupalarında oynar. Bu sahada da Avrupa maçları oynarız diye dua ediyorum. Ömer Yılmaz. Rize'liyim. Rize Güneyistan'ım. 7. yıldır il müdürlüğü yapıyorum. 6 yıldır Rize'de il müdürlüğü yaptım. Yaklaşık 10 aydır da Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yapıyorum. İnşallah şu anda da zaten ilçelerimizin sahalarını da yeniliyoruz. Hepsini sentetiğe çeviriyoruz. 6 tane futbol sahasının ihalesini yapıyoruz. Şu anda 2 tanesini yaptık, 4 tane daha yaptık. 3 tanesini yaptık, 3 tane daha yapacağız. Bu 19 Eylül stadyumu hariç. Diğer bütün ilçelerinde stadyumlarını bir iki sene içerisinde inşallah hepsini sentetiğe çevirip Ordu Spor'a altyapıda topçu yetiştiren bütün ilçelerden inşallah yetişen sporcular Ordu Spor'da ileride hedef olarak Ordu Spor'da futbol oynarlar diye dua ediyorum. İnşallah burada kaldığım müddetçe de Ordu halkına, Ordu iline en güzel hizmetleri sunmak için gece gündüz çalışacağız. Teşekkür ediyorum. Evet, baş. Thank you.
Evet.